Sayın Adnan Oktar'ın söyledikleri gerçekleşiyor. Orta Doğu Birliği İstanbul'da kuruldu. Başkent TV 23 Ocak 2009. 3 kıtaya nizam vermiş ve bir tecrübesi var, bir devlet tecrübesi var ve imparatorluk tecrübesi var. Biz bu tecrübeyi yeniden ortaya çıkararak Türk İslam Birliği'nin lideri olarak bütün bölgeyi yönetmeyi istiyoruz. Ve bunu herkes istiyor. Suriyeliler istiyor, Iraklılar istiyor, Mısır istiyor, İran istiyor. Hatta Ermenistan istiyor, Azerbaycan istiyor, Türkistan istiyor, Doğu Türkistan istiyor, herkes istiyor. Yani Türk'ün adaletine, Türk'ün akılcılığına, fedakarlığına herkes güveniyor. Kral Karadeniz TV 2 Ocak 2009. Basıp gideceğiz ta Hazar'a kadar. Denizin kenarına masayı kuracağız, yemeğimizi yiyeceğiz. Oradan basacağız Türkistan'a, oradan basacağız Ermenistan'a. Her yere gideceğiz. Almata, bir şey. Evet, her yer, böyle. Her yer maşallah. Sınır kapılarından sadece bir selam vermemiz gerekiyor, bu kadar. Yani pasaporta, vizeye hiçbir şeye gerek yok. Biz gemiye bindim mi Cezayir'e gideceğiz. Gemiye bindim mi Fas'a gideceğiz. Tunus'a gideceğiz, Libya'ya gideceğiz. Gittim mi Doğu Türkistan'ın içlerine kadar gideceğiz. Orta Doğu Birliği'ne doğru ilk adım. Türkiye ile Orta Doğu'da 3 ülke arasında serbest ticaret ve serbest vize bölgesi oluşturulmasına ilişkin ortak deklarasyon imzalandı. Bildirgeyi Türkiye adına imzalayan Davutoğlu şunları söyledi. Biz şunu hayal ediyorduk, bu gerçekleşiyor. İstanbul'dan kalkan bir kişi hiçbir engelle karşılaşmadan Halep'e, Şam'a, Amman'a, Beyrut'a gidebilecektir. Aynı şekilde Beyrut'tan kalkan birisi de aynı gün Halep'e, oradan Urfa'ya gidip gece de evine dönebilecektir. Amman'dan kalkan bir kişi yine hiçbir engelle karşılaşmadan Türkiye'den Avrupa Birliği alanına geçecektir. Biz bunu her ne surette olursa olsun gerçekleştireceğiz. Yarın buna diğer dost ve kardeş ülkeler Irak, Suudi Arabistan, Mısır, hangi ülke olursa olsun katıldığında alan daha da genişleyecek ve bölgemiz bir başarı hikayesine şahit olacak. Ülkeler birbirleriyle kaynaşacak.